Merhaba değerli aziz muhterem seyircilerimiz. Türkmaniye televizyonundan sizlere saygı ve selamlıyorum. Tabii bir yeni program hazırladık. O da programın adı Evinizde Misafir Var. Bu program değerli sanatçılarla beraber güzel sohbetler olacak. Bu Türkmaniye televizyonundan sizlere yayınlanacaktır. Bugün değerli büyük ustamız ve hocamız tarih boyu Türkman sanatına hizmette bulunan koryatlarıyla, besteleriyle ve güzel sesiyle Türkman sanatına hizmet etmiş. Bugün bizlere ne mutlu ki bu sanatçını bugün yad ettik, evinde bir misafir olduk. O da kapısını açtı bizlere. Biz ondan çok memnunuz, çok hürmetli, çok saygılı bir insan ve her vakitte milletine bağlı bir insandır. Tabii bugün ilk olarak, programın ilk günü olarak değerli büyük hocamız, ustadımız, Ustad Ekrem Tuzlu'nun evindeyiz. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Ustad Ekrem Tuzlu, bildiğiniz, malumunuz gibi tarih boyu, iller boyu bu sanata hizmet etmiş. Ve bugün bizlere ne mutlu ki, bana ne mutlu ki ve Türkmaniye televizyonuna ne mutlu ki bu insanın evinde beraber bir sohbet yaparak. Ustad Ekrem Tuzlu, tabi iller boyu sen bu sanata hizmet edipsen. Evet. Ben Ustad Ekrem Tuzlu'nu tanıtırmak millet hepsi tanır. İnşallah. Ustad Ekrem Tuzlu tarihti. Bir Türkman tarihi olarak. Bugün seninle bir sohbette olacağım. Sohbette Ustad Ekrem Tuzlu ne zaman şarkı söylemeye başladı? Evet. Ve ne zaman şarkı söylemeye başladı ve ondan sonra şarkılarını her zamanki gibi içli şarkılar söyledi. Onu bizlere bir açıklasan çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Vallahi her şeyden önce saygı hürmetlerim, daha doğrusu Türkmen kanatının evime değil misafir, ama sizler ev sahibisiniz. Hatta teker teker evden bir parça sayarken bu düşüncenize çok teşekkür ederim. Çünkü bu yalnız Ekrem Tuzlu için değil, ya Mehmetçi ya başkası için değil. Bu kalacak bir görüşme. Tarih boyunca bizlerden sonra gelen muhterem vereseler için ve aynı zamanda bir örnek olarak, bir gösteriş olarak, daha doğrusu bir misal olarak başta gelen yeni ses sanatkarlarına, aynı zamanda gelecekte olan ses sanatkarı değil, ben ses sanatkarı olsun, her kurnadan, her köşeden milletine hizmet eden bir insan ki, ben güvenlik olmasın ki, güvenlik olmasın, o kimsenin de başına kalkmırım. O bir minnete değil benden. 61 ildi bu milletin uğrunda, 61 ildi, 59'dan o da 2020'di. İndiye kadar da ne üzüldüm, ne çekildim, ne kaçtım, ne korktum. İşte biz de bunu Ustad Ekrem Tuzlu'da... Olunca bir bu, yani bir görüşme, yani gelecekse bir güzgü diyelim sen. Bakın ki bir nefer, bir Irak Türklerinin biri bu mulanı da, bu görüşmeni de armağan ederim dünya Türkine, özellikle Irak Türklerine, ki gelecek o insanlara da armağan olsun ki bana büyük bir değer veripti. Bu değerliğin karşılığı hala bir şey yapmamışım. Biz senden çok çok teşekkür ederiz. Yani sen bunu edebilirim, bizim... diyebilirim. Duza kurban. Bale. Yok egri. Duza kurban. Valla bence ömrüm kalıpsa kalan da size kurban. Size deyince Allah. Değil sizler. Bütün bu dünya topunda olan Türkler ve diğer insanlara da aynı zamanda. Allah uzun ömürler versin sana hocam. Tabi biz seni uşak çağırdım. Biz yani dünyaya geldik. Siz o şarkılardan yani büyük olduk, o şarkıları dinledik. Ondan bir örnek aldık. Ve ben indi Ustad Ekrem Tuzlu hocamdan şarkı demeye ne zaman başladım?
Tabii ben doğrusu radyo evi, Türkmen radyo evi açılmadan önce bende bir uğrası bir ses var hamdolsun. Bunu hatta lisede, Düz Lisesi'nde 1954'te bir piyasa oldu. O piyasada iki rol almıştım. Polis rolüyden bir ses sanatkarı. Çünkü ben bazen sınıfa gelirdim, rehler üzerine çalardım, o talebeler oynardılar. Yani sesim belliydi, hala Türkmence bölümü açılmadan önce. Daha 1954'te o piyasada ilk defa olarak affedersen şarkıya başladım. Bir ses sanatkarı diyeyim. Onu da affedersen onun ardından da o olayın ardından da doğrusu mektepten bir ay uzaklaştırdım beni. Yani ilk defa girdiğim kimin milliyetçiliğin kapısından, büyük kapısından girdim resmen. Düz doğru. O da Kemal Paşa, taç koymuş Kemal Paşa. Türklerin Karabağ'tan ah etti Kemal Paşa. Kemal derdi, mende var Kemal derdi. İstiklal bir gül idi, onu da Kemal derdi. Bunun ardından bir heyecan koptu Düz'a. Ben. Heyecan kopunca kayınkam Bağdat Kahı'ydı. Küstü gitti. Ben. Küstü gidince biz devam ettik. Yani oradan başlandı. Ve hala ilgiye kadar o bayrağı hatta radyo evi açılınca ilk defa olarak rahmetli Abdülvahid, Abdurrahman'dı bunlar giderken. O zaman o tarihte 59 tarihinde 59'da geldim. Radyo kurulanda. Geldim. Beli. Kerke gelince tabii burada o Türkmence bölümüne de bir milli görev diye katıldım. Yani bir ses sanatkarı diye yani bir oranı bir beslemek isterdi. Çünkü yeniydi çünkü. Bir yani o vakit diyebilirim sana hocam Duz'dan sen ilk sanatçıydı. Sanatkar. Duz Hurmatı'dan. İlk yani, ses sanatkarı sen. İlk sanatkar. Evvel hatta ben burada şey öğretmenlik kursundaydım. Bana. O sırada sıra verildi bana gittim radyo evine. Bana. Ve ilk şarkım da 4 şarkı, 7 şarkı yaparmıştım. Bana. Takriben 3 makam, 3 koryat, 4 şarkı. Biri bilmem neden gamgin, ikincisi hasta düştüm Esmer. Bana. Dördüncü dün gün batarken Abdülemir Kazancıoğlu'nun sözü ve bestesizmiydi. Dördüncüsü Karabağ koryatlar. Bunları rahmetli Cemil Beşir El-Hakkı bir saatte stüdyo tescil etti. Yani hocam bu koryatlar... Oradan yani 59'dan tanıldım Ekrem Duz'da. Ama ben. Benim Duz'da, benim yerde İkram Cafer. İkram Cafer Sadullah. Böyle. O adda evet. Ama buradan yani Katuz diyarından olmağı evet. için Ekrem Tuzlu yayına. Evet. Peki ustadım... Buna ek Mehmet Afelisan. Böyle. 1960'larda 60'larda Kerkük'te Talebe Birliği'nin haflelerine katıldım. Böyle. Aynı zamanda 60'ta kardeşlik ocağı kuruldu. Böyle. 61'de, 62'de, 63'te daha doğrusu büyük bir olay ardından çıktım. Haflede bir şey yok idi. Ben bu tarihleri sayıram seyircilerçi. Salih Mehdi Ammaş. Abdülkerim Kasım'ın vezir difaı savaş. Ben. Oturmuş tozidan beraber birkaç vezir davet olmuşlar kardeşliğe. Bir horiyat dedim, bu horiyatı bundan evvel dememişim yani hatta ki orada diyeyim özünü. Dedim dilim dilim, kes kavun dilim dilim. Ardını bilmirem. Valla doğrusu. Ya. Dilim dilim, kes kavun dilim dilim. Allah bir kere bir hidayet verdi bana. Onda da 14 Temmuz katliamı. Kanı kurumamıştı ve kurumazdı. Böyle. 3-7-70 üzerinden 63'te o zaman dedim ben bu dilden vazgeçmem olursam dilim dilim. Dil mücadelesi biz Türkmenler 58'den başladı hatta indiye kadar. Ama ben ilk defa olarak milliyetçiliğin kapısını büyük bir geniş sayıda bir bayrak elimde. İndiye kadar da bu bayrağı kimseye saldırabilmedim. Elbette. Bu aynı zamanda hala da bir şey yapmamışım. Peki... Efendim sözü bitireyim. Böyle. Salih Mehdi Ammaş söyledi mi? Millet heyecan oldu. Böyle. Çapkın heyecan.
Hepsi durdu ayağa. Sonra Mehmet tacip etti buna. Rahmetli Merdan Ali'den sordu. Dedi bu genç ne dedi? O tercüme etmişti Horiyat Özü için. Evet. Sonra Mehmet Ammaş'ın cevabı demişti vallahi beş cenk bunun kimin olsa bizim burada yerimiz yoktu. Böyle tamam. Bir sözler insan kullansın. Çünkü bizler ezelden sancaktar olsun. Evet. Bu sancakta kimseye sen var. Evet. Tabii üstadım. Sen odan yani tarihi belli bir adamsın. Yani düşman davası, düşman turasına hizmet edip sen çok uzun zamanlar. Tabii bizde burada sen mahkumiyet fetrası da var. Evet. Yani bu dil ardından, bu dilin şeyinden mahkumiyette düştü. Belki mahkumiyetten önceden evvel sen gözyaşımla eve geldim anam. Evet, evet. Onun neydi mesela? Veyahut da bilmem neden gamcı bu duzun ağlasın. Neden o vakit duzun gamlılığını aldık? Neden şey, bir şadlığını almadık? Tabii bilmem neden gamcıyım. Bu olaylıdır. Ben bir olay ardından 1-1-1-1-59'da ilk kanı tökülen indi karşınızda diri şehidemin. 1-1-59'da bir olay ardından, siyasi bir olay ardından 15 tane bizim halkın yaptığı hücum ettiler. Diyebilirim seni 15'ten daha fazla hançer yarası vurarken bana gittim hastahaneye. Apardılar bana kısaca konuşun. Orada baktım benim şey alma protokol getirdiler. Ben alma protokolü septim. Dedim ben kan tekmemişim alma protokolçı. Tamam. Yani ne yapak dedim şimdi gidin bunların makarını dağıdın. Hacım orada yanıma gelenler, bak mesele burada, yanıma gelenler, baktım dağ adamlar, dağ adamı demeyle o dağa benzeriyim. Evet. Dağ adamlar yığılırlar, ağlırlar, doğrusu sıkıntım. Evet. Dedim bilmem neden gemgin bu düzün dağları, yani dağ adamlar, ak susuz, aynı zamanda düzün dağlarında ot gögermez, Sübhanallah. Ha. Hepsi kayalıktı. Yani, bu bahar geldiği için de bir ağaç gögermez. Yani hakikati şekerden kesinlikle. Burada dağları değil misin? Cinastı. Ha, ha ben cinastı. Bir şey, bunu burasıdır mı? Cinastı hem dağ adamları. Allah'ın yarattığı dağlar gemgindi. Çünkü ot gögermedi içinde. Bir barlı bir ağacı ot içinde. Buradan da dağ adamlar. Gamlı durumlar. Dağ adamlar. Baktım ağlılar. Dedim yağlamayın çünkü ak susuz koymaz çiçekli bakıları. Ekranımız öldüyse 100 ekranımız da çıkar meydana. Allah uzun ömürler versin sana hocam. Bunun da olayı bu diye. Çok güzel bunu bana gel hiç açıklamayıp sen bir yerde. Bu ilk kere olarak. İnşallah. Eydi bu nasibi bana düştü. İlk kere olarak ben sana açıklattırdım. Ustadım gözyaşımla eve geldim. Ha tamam. Onu yani bir açık kısaca aslarsak çünkü gireceğim hocam. Ben daha doğrusu 64'te, 64, benim ilk tayinim Süleyman Bey'de, 3 yıldan sonra geldim Düz'de, Nizamiye Mektebi'nde, okulunda, orada öğretmen oldum. Doğrusu nadide oturmuştuk, kaymakam, Düz'ün de şerifleri özüyle oturmuştu, eşrefleri, İstemrem de adları veririm. Bu gece gelip naklimi yazıp hara yunkal el muallim ikram Cafer Sadullah ila aksa kura Irakiye fi Zubir vermiştim ha Zubir'e nakli o tarafla. İkinci nakil gitmedim, ikinci naklimi verdi Albu Kemal'a Suriye hududuna gitmedim. Evvel Maarif idi, terbiye dögliydi. Şakir Ali burada Maarif idi Kerkük'te, geldi Düz'e. Şeyi sordum ben, sen bu cari sözü uzatmayayım Selahane. Evet. Dedim, valla işte bu sebepten beni şey nakledirdim. Daha dedi, veririm seni dibise. Dedim, evet. Kadir yoktu, baştan gözüne giderim dibise dedi. Yeriye yolda kar yer dedi, olmadı. Oraya giderken, dibise giderken bu gözyaşımla eve geldim. Eve geldim. Yani bir olaylı olarak yazdım. Bunun özellikle da olayını anladık, bildik neydi mesela. Çünkü bu bizim yani ya bilmem ne dedim yine ana olaylıydı. Bu gözyaşımla gene benim mellek olmasın, şarkılarım olaylı olmasa yazmam. Bunlar biz dişi istirik yani bilagın. Çünkü bir şarkı olayı olmayınca
şarkı bu kadar yayınlanmaz. Tamam. Yani indi bir şarkını, bir olayı olanda bakasın millet hemen tamam. Kabul dilde, ediyor. Dilde dolaşır. Dilde de hemen kabul ediyor. Çocuklar da ezberler özgün. O şarkı nezahat verir. Tamam. Ve şimdi biz dönelim bir parça ondan alalım, bir parça da bilmem neden gamgin bu uzun dağları. Seyirciler belkiler Ekrem Tuzlu'dan. Vallahi haklı. Unutulmayandı. Vallahi ona ben göre... de derim ki ama böyle bir az görüşmeyden milletten, milletin saygı değerini. Ben elimde çöken bile olsa da bu milletten hizmetine çekilmem. Bizim inşallah. De seni görüşe hiç tok olmarız. Çünkü sen bizim büyüğümüzsen, sen bizim ocağımızsan, sen bizim ben hala da bir şey yapmamışım. Yerden başlar, dolup da yerden başlar. Yerler biz şey, yerin altında indi hepsi kafalar var, o kafalar şehitler kafalarıydı. Dolup da yerden başlar. Benim hicran günlerim, yani bir oraya rast geldim, tutuklandım. Bu beni durutmaz içli hedefimden, milli hedefimden bu beni durutmaz. Doğrup da yerden başlar, benim hicran günlerim bittiği yerden başlar. Ben yine sıfırdan başlamışım, bir de millete hizmet edeyim. Allah'ımız memnun ol senden, millet de sana hizmet eder inşallah. Göz yaşımla yürek. Yaşımla eve geldim anam girdim yalnız odama doyunca bir göz geçirdim anam yarsız barsız odama ele gelen neyim vardı anam aldım koydum çantama gurbet ele gidiyorum ana kalın sağlıktan. Bir ah çektim anam, bir yürüdüm, dağlaştım kapıya. Bir deyene göz geçirdim anam, bu kareli yapıya. Üzgün çıktım, yola düştüm, kimsem gelmez kapıya. Gurbetene gidiyorum, baba kalın sağlıktan. Neden gamgin bu uzun dağları? Bilmem neden gamgin bu uzun dağları? Aksın sonsuz koymaz çiçekli bağları. Aksın sonsuz koymaz çiçekli bağları. Baharda bülbüller gezer şu bağları, ötürce saf öyler sevdalı başları. Açılmamış günler bülbüle yarları, bilmem neden emdiğim ödüzüm dağları. Aksın susuz koymaz çiçekli bağları, kalbimi ezipti o gamlı kaşları. Anam ben hastayım, görebilmem yarı. Çağır yüzünü görüp son nefeste varı. Bilmem neden hemdir bu uzun dağları. Attım susuz koymaz çiçekli bağları. Dedim ki ben affedersen kalan köpletleri var vaktim darmağından. Evet. Ama bu şarkı hamdolsun evvel Allah sonra ehl-i beytten razıyım ki
bu ömrü verip bana bundan 61 yıl evvel bu şarkı tescil olur. Allah uzun ömürler versin hocam. Bir daha Türkmaniye Televizyonu'nda sizlerle beraber bir kısa aradan sonra bir daha beraber olacak. Evet değerli seyircilerimiz, Türkmaniye Televizyonu'ndan sizlerle bir daha beraberiz. Kısa bir aradan sonra bir daha hocamız ve ustadımız, Ustad Ekrem Tuzlu, hakikaten çok olmayarak çünkü Ustad Ekrem Tuzlu yani bir tarih koyuyor bu sanatta. Bu sanat böyle boş yere Türkmen sanatı kurulmuyor. Dağ dağ adamlar var imiş içinde. Ondan dolayı biz bunu yani gerekim özünden sonraki diller gelenler bu sanatı kıyım kıyım tutsular. Çünkü bunlar sanatın dinceleriydi. Ustad Ekrem Tuzlu dingelerin birisiydi. Ve biz yani çok memnunuz bir daha özünden bir gün bu sohbeti özüyle beraber bizlere şereflendim yani, tabi. Bizleri aldı, bizlerden sohbet etti. Biz çok memnunuz özünden. Ustad Ekrem Tuzlu Tuz Hurmatı da biz değerli şairler var. Veyahut da Kerkük'te değerli şairler var. Sen şarkı sözlerin nasıl şairlerden anladın? Her şeyden önce varsın da benim soyadım Ekrem Tuzlu'du. Ama dünya tapında en küçük bir köşede bir Türk varsa ben onun oğluyum. Bende bir şey var, o da iklimçilik yoktur bende. Yani Kerkük olsun, Telafer olsun, Kafkas olsun, bunları her yerde sadalanmışım. Ne kadar uzak olsan uzaklardan yakınsın. Bir gün sizi unutsam gönlüme ağıt takınsın. Yoluna nur saçmaya ne olur gönlüm yakınsın. Bağrımdaki imandır yollarım ağladan. Olunca bu gördüğünüz bu biletler, bu şey, bu caizeler, bu şahadalar hala 32 şahada da kalıp bunları da hepsi menden bir armağandı bütün dünya Türk'üne özellikle ve özellikle sizlere baştan başta gelen Irak Türklerine. Allah selamet evet, etmez evet. Yani. Bunlar bu plaketler yazıdı. Sen milletin içinde işte bir plaketsin. Onlar da güvenlik olmasın benim kim çalışsalar bu şeye bu hayata kavuştular. Yani o da mesela ben saygılarımla iki şarkı diyeyim televizyonda benim ismim sanatçı yok. Bu millet çalışmak ister, birlik ister, kimlik istemez ki. Onunca bu sözler benim içinde birim var, benim yoktu. Birim var, benim yoktu. Kılıç var, kinim yoktu. Bu kalbim böyle saftı, kimseyden kinim yoktu benim. Şey, inşallah her yerde, her insana hizmetim var. Biz de hizmet olunca, hocam. Benim şarkılarım tabii çok olaylıdır sözleri. Hani aynı zamanda özellikle Duz'dan aldığım şairler, başta gelen yolcu bir haber görmedi uyarı. Maalesef onun işte kurmalı var da rahmetli şeyde Haşim Reşet'ten aldım özünü. Allah affetsin. Dün gün batarken Abdemir Kazancıoğlu'ndan aldım sözü bestesi. Sensiz neydin bostanı rahmetli Ali Maruf'tan aldım. Dermentgah horiyetlerini Ali Maruf'tan aldım. Başka şey rahmetli Hasan Görüm'den horiyetler aldım. Aynı zamanda Enver Baba'dan aldım. Seni benden alacaklar. Bunlar tabii bu şairleri özellikle varsın da bazı yadımdan çıkın doğrusu. Allah rahmet eylesin. Ama Kerkük'e gelirken ilk defa olarak 1959'da radyo evine giderken Türkmen radyo evine giderken rahmetli Azizeddin Abdi Bayatlı ile buluştum burada okulda. Allah rahmet eylesin. Orada bana bu sevgilim şarkısını verdi. Kendimi tanıyalı seni karşımda gördüm. Horiyatlar da verdi. O horiyatları da Karabağ horiyatlarında okumuşum özünüm. Ağgir Mekir kaldırı, Bişkinler sır kaldırı. Ağgir Mekir kaldırı. O diyor ki yani bayız giresen kir kaldır. Yok. Rahmetlinin sözü burada. Ağgir Mekir kaldırı. Yani neşaz iş yapma dile düşesen. Dile düşesen. Nakdeslesen.
Agir nakir kaldırı, miskinler sır kaldı, darılmayık sefele bir gün yıksa bir yık kaldı. Bir kaldı. Bu koryatı, bu şarkını rahmetli Hazreddin Abdülbayat'ta Allah garip rahmet etsin özünü. Bir de çok koryatlar var, yanırım, yanırım da yanırım. Kalk bir gün için yanırım, ben yarın için yanırım. Ben olsam da yanırım, kalk da yanmaz yanırım. Çok koryatlar var, Allah garip rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. Ya Hazreddin Abdülbayat'ta şarkılarımı aldım. Ben. Affedersen Recep Hasan Sindi'den aldım seni. Ben. Musa Betteş rahmetli olurdu işte. Ben. Yani bunların şehirlerini şerefle yayımladım. Ama hala da yani bir şey yapmamışım. Diğer kalan şarkılar da bir olayın ardından yazarım. Peki üstadım, Hakikatü Şeker'de Kasirem. Bu şairler yazdıkları zaman şiirlerini tam edebi bir bakımda bir dilde yaptın. Nişi indiki şiirler bu edebi dilde yazılmır. Yani bak yani indiki sebep ne yani maalesef yani çok yazık. Yani ben bunları havada yer kazanmamışım yani. Böyle. Yorulmuşum, gözyaşı dökmüşüm, sicin olmuşum, böyle. Zindana gitmişim, ev uşağım dağılıptı. Yine tuttuğum yoldan ben bu yolu tutarken mesela tuttuğum yol neydi? Milliyetçilik yolu daha doğrusu. Ben. Ben bu yolu tutarken düşünmedim paranı. Doğru. Ne şöhret, ne zindanı, ne de dağdan yarhanı. Kendim yaramı sardım, beklemedim sarhanı. Boynum iplere geçti bu nazik dil ardından. Ne hamdolsun ne kaçtım, ne korktum, ne çekildim. O dediğim sözü de dedim en kuvvetli hükümetin içerisindeki sahneye çıkandan bu sözler diyerken çok kaçırdı yazıya. Ey ben seni kahramanlığı, ben seni gazılığı diyorum. Sen ne kaçsan? Yani sen kaçtı, kurtardı. Ben ateş attım. Olunca burada bir sözüm var daha doğrusu. Hırsızı. Dostlar tapsın hırsızı. Bir evi kimse yıkmaz, yıkarsa yok hırsızı. Bu bir. İkinci, sultana yazdım destan. Kurudu Bağdan Bostan. Allah'ın yarattığı babastan kuruyuptu. Gelince Irak'ta, özellikle Irak'ta insanlar da kuruyuptu. Cebi boş, ne tayini olur, ne bileyim. Bu, hepsi bu üzüntüler Allah'ım ben. Bunu bir şarkı yaparım. Sultana yazdım destan. Kurudu Bağdan Bostan. Korktuğum düşman büyük. Korktuğum namar dostan. Tamam. Okçak. Doğru. Ağla yarım ağla. Ağla ciğer dağla. Evet. Bir daha dönmeğim anam. Yurda zahmet olur. Bu şarkı biz yani şahsen ben bu şarkını çok seviyorum. Bütün dümletini dilinde. Bir özellik var. Ekrem Tuzlu'nun şarkıları hiç ölmez. Hiç de ölmez. İşte şarkı demek böyle olur. Evet. Şarkı demek 59'dan 2020'de sen. İndi de o 61, şarkı değildi. 61 il sene. 61 ildi. Hatta ben bundan evvel Allah'ın emrini bitirmişsem de ama şarkılarım beni diri sayar. Şarkılarım Allah uzun ömürler versin sana hocam. Sezen Fela beladı. Beladı. Bu ağla yarım ağla. Bence de sana, bana geldi en yakın gevül bu şarkıdır sana. Vallahi Mehmet daha doğrusu ben sorulandan benimle anlaksa şarkı yakındır sana. Ben şarkılarımı çocuklarıma benzedirim. Ben. Mesela eve geldim. Çocuklarımı ben birisi karşıladım. Hani iki üç tane de orada durur. Bunu öptüm. Bunu öptüm. Ben. Koymam bir hasret kalsın o bir çocuklar müreğinde giderim. Teker teker onları öperim. Şarkım da bu şekilde yani. Hepsi bir. Umuzun. Hepsi var. Biz indi ağla yarım ağla. Hepsi de hizmetlerdi milletin oğlu icadı. Biz memnunuz senden. Biz hizmetkarız. Ne inşallah. Bir ağla yarım dağla bir uzun bir olayın ardındandı. Vaktin darlığından istemiyorum. Ben bir örnek olarak. Murat
Kalemde bir belgeli okumuşum. Kamerim, nedenim, azanim, erdenim. Eblegene yazıdan, bariden yazıdan azanim, dedenim, erdenim. Felek kolu kırılsın. Bu yazdığın yazıdan ağanım dedenim evlenim. Evlegene gönlüm nece hoş olsun. Bu kareli yazıdan ağanım dedenim evlenim. Ağlayarım ağla, ağla ciğeri dağla. Kavaşmak hazreti. Kaldı kara bağlar, kavuşmak hasreti. Kaldı kara ezelden tarihim hiç gülmedi gülmez. Senden başka güzel dertlerimi bilmez. Geçirdiğim günler bir de geri dönmez. Ağlayarım ağla, ağla ciğer darla. Kavaşmak hasreti, kaldı kere bağlar. Özür dilerim, o bir köpletleri vaktin darlığından kesirim daha doğrusu. Biz her işte bunları... Yani şey değil, işlenler kınamazdı. Yo inşallah, yani usta sen bir tarih bırakıpsın inan ki. Hürriyet. Yani bu tarih unutulmayan bir tarih. Yani... Sana bu sanata hizmeti yani biz ya Allah diyarık. Evet. Allah uzun ömürler versin sana. İnşallah. Çünkü sen bizim yanımızda büyük bir dingâmızsın. Türkmanın bir dingâsın sanatın. İnşallah dediğim gibi. Ama bir şey Mehmet yalnız ben şey koruyor şey değil yani şarkı sözlerimi. Yani lütfen dediğim gibi olmaz. Ben isterim bir ses sanatkarı olun, ya bir yazar olun, ya bir edebiyatçı olun, ya bir koryat yazar olun. Bu havanta dönüyor. Bu meseleke bir iğneyle kuyu kazmaktı kardeşim. Sen istesen alma bir şahzıma düş, yumurta bir şemsin, bunu olmaz. Yorulmayınca bir insan, yok. İşlemeyince dişlemesen. Böyle. İşle dişle. Ben işlemişim hamdolsun kaderimce. Bu da bu. Ustadım hakikati o şekerden kesirem. Türkman koryahtı. Evet. İndi bu zamanda. Hatarda diyor, hatarda diyor. Vallahi doğrusu yani... Yani bu saygılarımla bu şeyle... Koryahtlar bizden cedbeced dedelerden kalan büyük bir... Mucize de diyebilirim sana. Koryat meselesi hiçbir millette yoktu bu. Ve şimdi bizim bu da coğrafyası mahduttu. Şimdi bak saygılarımla Azerbaycan. Azerbaycan'da bayat diyorlar koryat. Bale, tamam. Bayat diyorlar. Ama gelince Azerbaycan koryatları bizim Kerkük düz koryatlarından fark ediyor. Yani. Fark eder. Yani bak özde bu bir mucize. İndiye kadar istiller bu koryata bir şeyin sebebi neydi? Bu kadar önemliydi. Sen bu koryatı tutsan benim için bir oturuşta şey edepsiz edepsiz hakikatler konuşsan hiç düşünmesen bunu seni dedeleri kan döktüler, cefa çektiler. Gece mumla yazıblar bunları, mum ışığıyla yazıblar bunları. Sen bunu olunca inşallah bu koryat indiki bu çağda koryatlar düşmez. Menlik olmasan
Ben dikkat ettim ya radyo Türkmen radyomda. Ben. Dilde dolaşan horiyatlar belliydi. Yani bu horiyatlardan ses sanatkarına hürmetimle başka horiyatları, başka makamları diyemirdiler. Ben rahmetli Ata Terzibaşı, Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. Kahraman bir profesör bizden kayboldu ama bunun örgütleri, bunun yazdıkları yazı horiyat hakkında. Ben hatırlıyorum Kızıl Horiyatı radyo evinde yok idi. Derbentgah'a horiyatı yok idi. Hüseyin'in horiyatı yok. Karabağ'ı ki Kerkük'te matarı değiller özüne, bunun mayansız okurlar özünü. Ben Karabağ'ını ilk defa olarak radyo evinde okudum özünü mayanla. Rahmetli Ali Memer'den aldım özünü. Derbentgah'ını rahmetli Toparaza'dan aldım. Kızıl Horiyatı rahmetli Onbaşı'dan aldım. Ben. Vallahi 4 yıl gittim radyo evine ancak bu Kızıl Horiyatı tescil edebildim. Yani Hüseyin'in makamını da hamd ettim. Yan bunları havatı böyle bir tek istir dedim ki bu pazara girsin, silahlansın girsin. Helal. Hocam dönük bir daha bir soru sordum biraz önce. Dedik bunu tescil edek sonraya hatta bunun bir olay var. Evet. Şarkı sözünde bir şey var. Siyaset var. Yani siyaset var. Ben bunu bilirim, bildiğime göre. Yani ben bildiğim, isterim seyirciler de bunu anlatsın. Şarkıcı siyasatçı bir adamdı. Evet. Şarkıcı demek, siyasatçı demek bir adamdı. Ses sanatçı, şarkıcı, daha doğrusu içli. Ben. İçli bir ses sanatkarı, edebilli o milletin neyi var neyi yok diğer milletler anlatsın. Bu zamanda, mahkumiyet zamanında, sen mahkum olduğu zaman bildiğimde en son şarkıyı da yaptın sen özün. Bunu onda, özünden de yazdın özün. Bunu bildiğimde en son şarkıydı. Evet. Yani ondan sonra şarkı yaptın bilmiyorum. Ama mahkumiyet fatırası Zeyran'ım. Gözüm kara. Evet. Bu güzel başıma hebir ben. Çok güzel sorudu bu. Ben. Çünkü bunun içinde bu şarkıda iki sır var. İki sır var. Bir sır herkes bellidi. Ceyran'ım gözün karadı. Tabii Ceyran'ın gözü karadı. Bu bir tek vasfetsin gözünü. Diğer ola Ceyran'dan daha güzel. Daha güzel. Haklısın. Bu tamam. Güzün. O bir sırrın adı. Ceyran'ım gözüm karadı. Bu gözler burada. Neft gözler. Yani, bu gözler başıma her bir beladı. Yok Ceyran'ın kara gözleri. Gözler. Çünkü gün kara neft gözleri. Neft. Kara kuyuları. Başıma beladı. Sana baba gür diyeyim ya başıma bir bela. Hala içinde yaşıyor bin felaket bin bela. Ezildim kile döndüm yıkıldı yüce kalaya sön. Vallahi akşam sönse bu. Baba gür akşam sönse. O Kur'an kaçı sabah ne Washington'dan ne London'dan ne Paris'ten ne diğer yerden gelip de kimse burada gelmez kalmaz. Da, kimse daha gelmez. Ya sön beni rahat eyle ta ki biraz dincelerim. Ya parlatma ağyarları ta ki bende güçlerim. İki güneş bir anda batıyor ufukunda. Allah'ın güneşi batar harda. Baba gürün arkasına bak. Gale oradan batır. İki güneş batıyor ufukunda. Biri söner Allah'ın güneş gideriyor. O biri parlıyor gece gündüz. Yanar ateşi. Sön. Vallahi bir gün evvel sön. Hatta kurtar Allah'ımızın. Buyurun. Vallahi. Ama gelince Ceyran'ım. Diyelim uçtan. Ceyran'ım gözüm karadı. Bu gözler başıma her bir bela diye. Bunun içinde de aynı zamanda ben çocuklarımı. Hazretsin. Vasf etmişim. Ben. Ceylan'ım gezirem dağlar marhalı, avuçunu görenden verdim saları. Başarıp ara gidim avuç elinden. Balalar bunu, da benden dertli yani. Başarıp ara gidim avuç elinden. Bunu el uşağı tekrir yazmış lemine. Ben biraz evvel diyelim bir horiyat. Ben. Sultan'a yazdım destan. Ben. Kurudu bağdan bostan. Korktuğum düşman diyor ki korktuğum namar dosttan, hain dosttan. İki tane geldi kapıya. Dediler sadece rafat 5 dakikayık. Ben dedim ola gül 5 sene vardı. Bunu hani ben gitmişim karar çıkmışım. Hala gül gittim başıyı zavartmam gittim. Ben benim nakip sordum hani. Sordu sorular sordu. Bunlar sonra 20-30 sual sorar bir sual sorulasın lan. Çok makayet olsun ona. Dedi ustada kram ahir ruhunu gittik şimdi. Dedi son şarkıyı ne dedi. Ben bildim ne dedi. Dedim özne sayyad, demedim özne avcı.
رأساً يعني تفنيداً على قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بغرطة والمؤرخ بغرطة. وأنا أشكر السيد الرئيس حفظه الله حول منع السيد الغزلان كلامات تديه أستاذ أكرم دبيت علينا سن سلمة يازبلار باشالة بهارة جيدم أو شالنا إيسان يازبسان باشالة بهارة جيدم أكرم رزدم ديامر أو شالنا باشالة بهارة جيدم صدام ألنن تقرير بلا يازلبتي أمنا أولارم ده ديالوا بيز قلاغ بيزم شبلا جاربتي İnan Rabia Muhammed Can 12 takrir çıkartla bir ay yazdırmıştı hakkında. Yazan da hepsi öz bir özümüzdü. Ustadım, ama aldırmamı versin. Hakikati şekerden kâsirem. Enge son dediği bu dile, bu sanata yahut da bu yenge kıkanlara ne demek var? Vale. Enge son dediği sanatçılara buradan bir tavsiye üzerine ne demek var? Vallahi doğrusu adam edebilir yani şey kontrol etsin mesela. Bundan da evvel, benden de evvel ilgili dostlarına haberdar olmuşsun. Şey affedersen bunu edebildim gittim. 5-10 sözler alışıp milliyetten demburum. 5-10 sözler alışıp milliyetten demburum. Geçip masa ardına vazife alırsan, Türkmen'de de bir şey var, adet var. Hemen mezun ardında getirir, kim Kur'an Hakkı babasını unut. Adam açık dedi. 5-10 sözler alışıp milliyetten dem vurma. Geçip masa ardına kuramaların kurma. Öyle erkeksen atıl, ellerin bağlıdır mı? Boş boğazlık el vermez. Tök kanın, hakkını al yoksa çekil kenara, çok kesin yakasın sen. Sen açkır döksen, edebiyatçı döksen, ne aç edebi... Burnu yüz atsan, el yüz atsan, dili yüz atsan, bu milletin mukadderatında oynasan. Tamam. Sözüm bu kadar. Biz memnunuz senden. Sen atın şey mi? Ustadım çok memnunuz senden. Tabii biz haz ederdik. Vaktimiz çok kolaydı. Ben daha fazla hatta tam Ekrem Tuzlu hocamızı tam millete yani içerisindeki anladaydık. Bugün biz bir mutavazı Türkmaniye televizyonundan sana bir plaket hazırlamışlar. Bu büyük şereftir. Yönetmenler, kameramanlar, tabii Ustad Ekrem Tuzlu'nu bunu çekebilse çok iyi olur. Ustadım affeylesen, bunu Ustad Ekrem Tuzlu'ya Türkmaniye televizyonu armağan edire. Ve hiçbir zaman bu kocaman ustad hiç unutulmayan bir ustaddı. Ve her vakit biz bu ustadın hizmetindeyiz. Bu bir. Türkmaniye kanaatı içinde olan çalışanlar, köşeden bölgeye saygı hürmetlerimle, gelmiş olsaydı bu şey bu kanat yani şeyden Saddam düşmeden önce kurulsaydı inşallah bu Türkmen'in de tarihini parlak tarihini gazilikini kan dökümünde şehitlerin şehitleri şad etmek için ancak da bu kanat ve aynı Türkmenli kanatı bir iki kanat bu milletin uğrunda çok kusur etmeyipler. Var olsunlar, Allah muvaffak etsin içinde çalışanlarla beraber. Tabi, Cennet Halaviyatı'ndan sizlere bir küçük armağan yollayıblar. Buradan da sonsuz şükranlarımız Halaviyatı Cennet'e diyarız. Ve sağ için ne getirse hala aldı. Şey yolla, kebap gözünüze bakım, sürme gözünüze bakım. Ne baklava yiyeyim, ne kahve yeter gözünüze bakım. Kurbanım sana, sağ olasın. Değerli aziz muhterem, değerli aziz muhterem seyircilerimiz, bugünlük bu kadar. Evinizde misafir var. Programı sona erdi. Ustad Ekrem Tuzlu ile güzel bir sohbette bulunduk. Artık şen ve esen kalın.